Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi bir ortama girince orada insanların ayağa kalkması, yer göstermesi, bunlar hep insanın hoşuna gidecek şeyler. Yani insanlar nezdinde makbul bir insansınız demektir sizde. Yani hürmet görüyorsun. Hürmet görüyorsun. Şimdi tamam, insanlar nezdinde iyi güzel de bu dünyanın bir de toprağın altı var yani. Şimdi toprağın altında hürmet görebilmek için, yani bu dünyada Allahü Teala katında makbul bir kul olabilmek için ne yapmamız lazım? Biraz zor bir soru belki ama. Yok estağfurullah. Şimdi siz soruyu sorarken ben biraz geriye gittim. Tam milli eğitimde çalışırken çalıştığım o şeyde, kazada bir şey anlatmışlar da adam işte biraz saf, ona demişler sen belediye başkanı olursun falan. Ya olursun olsun demişler falan ya. Mesela demiş ben desteklerim seni falan. Ondan sonra bir başkası adam Hak Bayram zannetmiş. Ondan sonra başkanlığa adaylığını koymuş. Ondan sonra herkes sayın başkanım, sayın başkanım falan. Gel zaman git zaman, seçim zamanı sandığa geliyor. Diyor ki zaten kazandım ben de diyor. Kendi oyunda kendime gitsin diyor. Atıyor. Sayımlar yapılıyor. Çıka çıka bir tane oy çıkıyor. Her önüne gelen diyormuş ki senin bir tane dostun varmış. O da benim. O da benim. Oy benim. Diyemiyormuş ki adam. O oy benim. Diyemiyormuş. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki bu insanlar bugün över yarın söver. Onun için de rotanızı insanlara göre değil, insanların rızasına göre değil. Ya her şeyin sahibinin rızasına göre. Peki bunun da alametleri olur. Siz de onu soruyorsunuz. Evet. Yani bak bunu kuracak. Gittin sen. Oo işte sayın başkanım, sayın bakanım neyse, sayın müdürüm, sayın patronum falan. Hemen şey yapıyorsun. Veya Mustafa abimiz gelmiş. Mesela yani. Değil mi? Yani. İnsan hani bir şey oluyor falan. Fakat insanların aynı şekilde itibar etmesi değil, Allah-u Teala itibar etmesi. Hatta konuyla alakası var da, büyüklerden bir zat Ramazan-ı Şerif'te işte başka bir şeyden, vilayetten neyse davet gelmiş, çok ısrar etmişler falan. Ramazan-ı Şerif'te peki demiş, tek başına merkebe binmiş gidiyor. Bakmış ki şehrin dışında büyük bir kalabalık onu karşılayacaklar. Uzaktan bir bakmış, yanında heybe. Heybeyi herhalde izleyiciler de bilirler. Heybede ekmek varmış. Torba. Ekmek varmış. Merkebin üzerinde hemen elini şey yapıyor. İki eliyle başı ısıra ısıra. Ramazan-ı Şerif'te. Vay diyorlar bu mübarek diyorlardan falan bu diyorlar falan. Adam vuruş bile tutmuyor yani. Vuruş bile tutmuyor. Yuhalıyorlar aynı şekilde. Geri dönüyor. Tabii geri dönüyor. O zat tabii şehre gelmiş. Onun bulunduğu şehre. Hadise gelmiş Ramazan-ı Şerif'te güpegündüz oruç yiyor falan diye. Hiçbir talebesi de yok hocamıza bu iftiradır falan filan diyorlar. Nihayet bir talebesi gitmiş efendim çok özür dilerim ama demiş. Şehir çalkalanıyor. Siz Ramazan-ı Şerif'te işte bile bile oruç yemişsiniz. İftira ediyorlar. Evladım iftira değil buyuruyorlar. Doğru. Sebebi neydi efendim diyor. Doğruysa. Evladım demiş o kalabalığı görünce kibir ucup diye bir şey gelecek. Bunun demiş cezası cehennemde ne kadar yanmak onu bilemem. Ben ona dayanamam. Ama Ramazan-ı Şerif'te bir gün bile bile aynı şekilde oruç tutmamak, oruç yememin cezası 60 gün. Hemen tercihimi yaptım. Kibirden ve ucuktan kendimi kurtarmak için ekmeği çıkıp başladım yemeye. Kibirden kurtulmak için. Çok önemli ama ya. Çok önemli tabii. Tercihimi hemen yaptım diyor. Hemen yaptım. Onlar bana yuhalarmış bilmem ne beni ilgilendirmez diyor. Ben öleceğim ve orada hesabını vereceğim bunun. Bravo falan diye. Ha büyüklerden birisi diyor ki fazla değil diyor yani. Birisine gitsem diyecek efendim siz nasıl buyurdunuz efendim işte falan diyor. İkinci kez efendim niye buyuruyorsunuz falan. 9-10. kişi geldiği zaman adam kendisini bir şey zannedermiş. Tamam demiş ben makbul bir adamım. 10 bile çok. Tabii. İkinci de işte ben öyle zannederim. Mesela. Ben buyuruyorum artık der başlar buyurmaya. Biz büyükler demeye başlar. Demeye başlar. Buyurmaya başlar.
Şimdi Muhammed bin Aylana Hazretleri var. Bu zata sormuşlar. Allah-u Teala'nın bir kulundan razı olduğun alameti nedir diye. Bu zat da buyuruyor ki ibadet yapmaktan lezzet alması ve günahlardan sakınmasıdır buyurmuş. Şimdi adama büyük diyorsun falan. Dur namaz sıkıştı şunu bir hallediveyim diyor falan. Önemsiz bir şey. Aradan çıkarıvereyim şu ibadeti. Halbuki bütün şeyler ibadet için. Günahlar ya bu kadar bu zamanda kurtaracağım. Siz de o kadar sıkıleyip şey yapmayın. Ben fetva veriyorum buna falan. Böyle yani ehemmiyet vermeden, kıymet vermeden. Ya bu nasıl makbul olabilir ki? Etrafında 3-5 şakşakçı toplanmış. Ha çok mübarek evliya uçuyor falan filan muamelesi yapıyorlar. Halbuki adam haramdan sakındığı yok. İbadetlerden lezzet aldığı yok. Bu nasıl makbul kul olur? Allah-u Teala indinde. Nasıl makbul kul olur? Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Ahmet Rıfai Hazretleri buyuruyor. Salih Müslümanlar Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğerler. Gelen şiddete belalara sabrederler. Aza kanaat ederler. Allah-u Teala'dan başkasından korkmazlar. Ve ondan başka kimseden bir şey beklemezler. İnsana yüksek makamları veren, aşağı düşüren, aziz ve zelil edenin Allah-u Teala olduğunu bilirler. Salih Müslümanlar Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünnetine tam uyarlar. Onlar az konuşurlar, öfkelerini tutarlar, şehvetlerini yenerler, nefslerinin arzularını yapmazlar. Allah-u Teala'yı unutturacak bütün engelleri ortadan kaldırarak hep onunla beraber olmaya bakarlar. Böylece nefslerini alçaltıp ruhlarını yükseltirler. Nefse Allah-u Teala'nın kaza ve kaderine rıza göstermek kadar zor gelen bir şey yoktur. Çünkü kadere razı olmak Allah-u Teala'nın hükmüne boyun eğmek nefsin isteklerine zıttır. Nefs bunları istemez. Saadete kavuşmak nefsin rızasını terk edip Allah-u Teala'nın rızasına koşmakla mümkündür. Hesabımızda yok mu? Kaderi sen kendin yaratıyorsun haşa. Küfür olur bu ya. Küfür olur. Ne demek sen kaderi kendin yaratıyorsun? Kaderi değiştir falan. Neyi değiştireceksin arkadaş? Ne değiştirdin? Adam 80 yaşında. Değiştir kaderini 18 yaşında yap bakayım bir. Doktor beni baştan yarat haşa. Haşa. Şey yapabilse doktor kendisine vuracak. Benim dizlerim şey yapayım da doktorlara dedim ben de. Benim yedek parçası yok. Başladılar gülmeyi. Olsa biz kendimiz... Onun fabrikası kurulmadı daha. Yok. Yedek parçası yok. Bahadeni Zekeriya Hazretleri vasiyetnamesinde buyuruyor ki bu zat. Allah-u Teala rızasına kavuşmak için hallerinizi güzelleştirip düzeltmekten, sözlerinizde ve işlerinizde nefsinizi hesaba çekmekten başka yol yoktur. Yok. İhtiyacınız kadar konuşun ve iş yapın. Bir şey yapacağınız ve bir şey söyleyeceğiniz zaman önce Allah-u Teala'ya sığının. Razı olunan, beğenilen kulun özellikleri böyle olur. Böyle olur. Yoksa yani bir şey yapacak bir dakika. Rabbim razı mı değil mi? Ona bak. Kusura bakma deyiveriyorsa senin işine Rabbim o işine razı değil ben istemiyorum diyorsa tamam bu kimse makbul birisi. Ama ha öyle mi ya falan filan. Namazı biz son hallederiz, kaza da ederiz. Öyle bakalım ne kadar kazanacağız. Hiç alakası yok bunun. Hiç alakası yok bunun. Deşede daha önce Anadolu'da bir yerde şahit olmuştum. İşte şeyh geçinen bir sahtekar birisine kapılmış adamcağız. Vefat ettiği bir arkadaş vardı. Onunla iyi görüşüyordu. O deşiyordu böyle. Adamcağıza işte dedi Hacı abi dedi ya sizin şeyh namaz kılmıyormuş falan dedi. Ya kılmıyor kerata dedi ya. Şeyhine. Şeyh. Şeyh namaz kılmıyor. Nasıl bir ilişkiymiş o. Allah Allah. Ebu Amr Osman bin Merzuk Hazretleri var. Bu zat zaman zaman buyurulmuş ki Allah-u Teala'dan gelen her şeye razı olmak lazımdır. Bir kimse Allah-u Teala'dan razı, Allah-u Teala da ondan razı ise en büyük makama kavuşmuştur. Hatta kadın evliyadan Rabia-i Adviye Hazretleri'ne birisi gelmiş. Allah-u Teala'nın benden razı olmasını ne yapmam lazım benden razı olması için? Sen diyor Allah-u Teala'dan razı mısın? O ne demek diyor. Nimet gönderir şükrediyor musun? Bela gönderince sabrediyor musun? Sen razıysan Allah-u Teala'dan sen de razı. Ne gelirse gelsin yahşi diyor musun? Yahşi diyormuşsun. Diyor musun? Böyleysen yani sen Allah-u Teala'nın gönderdikten razıysan Allah-u Teala da senden razı. Yani o zaman efendim işte ne yapmam lazım falan demeye gerek yok. Demek gerek yok. Evet. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği nimetlere, dertlere, belalara, sıkıntılara, nimetlere şükürle ve dert ve bela sıkıntılarda sabırla karşılayabiliyor musun?
başkasının aynı şekilde bağlanan mülküne, ırzına, namusuna göz dikmeyerek ve aynı şekilde haram işlemeyerek, günahlardan sakınarak, ibadetleri ve taatları nefsine zor gelse de yaparak gayret ediyor musun? O zaman doğru yoldasın. O zaman doğru yoldasın demek. Evet. Çünkü kitaplar böyle bildirmiş, böyle haber vermiştir. Yoksa efendim işte her türlü günahı işleyeceğim, ondan sonra Allah-u Teala korusun. Peygamber buyuruyor, günahtan nefret eden ve ibadetten lezzet alan hakiki mümindir buyuruyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dünya ve ahiret hayırlarına kavuşmak için Allahü Teala'yı ananlarla beraber ol. Her fırsatta Allahü Teala'yı an. Allah için sev ve Allah için buğz et. Ben bu aşka düş oldum, aşk ateşiyle piş oldum. Yandım yandım, külhan oldum, hoşluğundan dolanıyorum. Külhan gibi yanıyorum, Allah'a yalvarıyorum. Zincir tutmaz, zindan tutmaz, aşk ateşi hiç candan çıkmaz. Yanar yüreğim, dumanım tütmez, aşkından dolanıyorum. Külhan gibi yanıyorum, Allah'a yalvarıyorum. Zincir bağlarından bana, ben gidiyorum Hak'tan yana. Aşık oldum ben Allah'a, hoşluğundan dolanıyorum. Külhan gibi yanıyorum, Allah'a yalvarıyorum. Ufacık olur alanın taşı, durmaz akar gözümün yaşı. Cümle peygamberler başı, hoşluğundan dolanıyorum. Külhan gibi yanıyorum, Allah'a yalvarıyorum. Tam İlmihal, Saadet-i Ebediyye. Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Zadül Mukvin kitabında diyor ki, Resul aleyhisselamın komşusu bir ihtiyar kadın vardı. Kızını Resul aleyhisselama gönderdi. Namaz kılmak için örtünecek bir elbisem yok. Bana namazda örtünecek bir elbise gönder diye yalvardı. Resul aleyhisselamın o anda başka elbisesi yoktu. Mübarek arkasındaki entariyi çıkarıp o kadına gönderdi. Namaz vakti gelince elbisesiz mescide gidemedi. Eshab-ı kiram radıyallahu teâlâ aleyhim ecmain bu hali işitince, Resul aleyhisselam o kadar cömertlik yapıyor ki gömleksiz kalıp mescide cemaate gelemiyor. Biz de her şeyimizi fakirlere dağıtalım dediler. Allahü Teala hemen İsra suresinin 29. ayetini gönderdi. Önce Habibine hasislik etme, bir şey vermemezlik yapma buyurup, sonra da sıkıntıya düşecek ve namazı kaçırarak üzülecek kadar da dağıtma, sadakada ortalama davran buyurdu. O gün namazdan sonra Hazreti Ali kerremallahu veçeh Resulullah'ın yanına gelip, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bugün çoluk çocuğuma nafaka yapmak için 8 dirhem gümüş ödünç almıştım. Bunun yarısını size vereyim. Kendinize antari alınız dedi. Resul aleyhisselam çarşıya çıkıp 2 dirhem ile bir antari satın aldı. Geri kalan 2 dirhem ile yiyecek almaya giderken gördü ki bir âmâ oturmuş. Allah rızası için ve cennet elbiselerine kavuşmak için
bana kim bir gömlek verir, diyordu. Almış olduğu antariyi bu amaya verdi. Ama antariyi eline alınca, misk gibi güzel koku duydu. Bunun, Resul aleyhisselamın mübarek elinden geldiğini anladı. Çünkü Resul aleyhisselamın bir kere giydiği her şey, eskiyip dağılsa bile, parçaları da misk gibi güzel kokardı. Ama dua ederek, "Ya Rabbi, bu gömlek hürmetine benim gözlerimi aç," dedi. İki gözü hemen açıldı. Resul aleyhisselamın ayaklarına kapandı. Muhammed Said Faruki rahmetullahi aleyh. Bu zat buyuruyor ki, ya hayır söyle, ya sus. Her azanı hayırlı işlere eyle mahsus. Allahü Teala'yı unutturacak olan ne gibi işler varsa uzak dur hep onlardan. Haramdan gözlerini eyle tam muhafaza. Yoksa ateşle dolar yarın Allah muhafaza. Haramdan bir lokmacık yer ise eğer bir kul, tam 40 gün müddet ile duası olmaz kabul. Allah'ın kudretini düşünseydi şu insan, yapamazdı elbette ona günah ve isyan. Onun için İslam'da en güzel şey takvadır. Yani Allah'tan korkup haramdan sakınmaktır. Bir günde buyurdu ki, bu dünya imtihandır. Hatta her anımızda birer imtihan vardır. An be an ya kazanır yahut da kaybederiz. Acı olan şudur ki bunlardan bir haberiz. Oturmada, kalkmada, yemekte, uyumakta kul imtihan geçirir doğrusunu bulmakta. Mesela kim sokakta görse bir güzel kadın, bulur yine kendini içinde imtihanın. Zira nefis ve şeytan vesvese verip ona derler ki, acele et, bak şu güzel kadına. Lakin kalbi ve ruhu derler ki, bu iş günah, sakın ona bakma ki nehyetti onu Allah. O kalbinin sesine kulak verip o anda bakmazsa, o an için kazanır imtihanda. Nefsini tercih edip verirse kararını, o günahı işler ve kaybeder imtihanı. Bunun gibi bir günde binlerce imtihan var. İnsan hür iradeyle bunlara verir karar. Bir yanda nefis, şeytan ve bir yanda Rabbimiz. Böyle imtihanlarla geçiyor her vaktimiz. Bir günde buyurdu ki, Hak Teâlâ kullarda iki korkuyu birden cem etmez bir arada. Bu dünyada günahtan kim kaçarsa korkarak, korkutmaz ahirette o kulu Cenâb-ı Hak. Her kim de hiç korkmadan yaparsa günah, isyan, ahirette çok fazla korkutulur o insan. Bu korku muhabbetle birlikte olmalıdır. Yani onun kökünde muhabbet, sevgi vardır. Talebe hocasından çekinir, korkar fazla. Ama çok sevmektedir hocasını ihlasla. Şu birkaç günlük ömrü bilerek büyük fırsat, Allah'a ibadetle geçirmeli her saat. Allah'ın kullarına iyilik etmelidir. Bunu kurtuluş için vesile bilmelidir. Bütün haramlardan da kaçınmak pek evladır. Bu dinde en kıymetli, en üstün şey takvadır. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir defasında açlıktan neredeyse karnım sırtıma yapışacaktı. Mideme taş bağladım. Birisi beni evine götürsün de
bir şeyler yedirsin diye, eshab-ı kiramın gelip geçtiği yol üzerine oturdum. Önce Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geldi. Ona Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi sordum. Maksadım, beni evine götürüp bir şeyler yedirmesiydi. Sonra Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh oradan geçiyordu. Ona da bir ayet-i kerimeyi sordum. İkisi de beni götürmediler. Sonra aniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bana bakıp yüzümden aç olduğumu anladı. Ey Ebu Hüreyre, benimle birlikte gel, buyurdu. Resulullah'ı takip ettim. Mübarek zevcelerinden birinin evine gittik. Yanınızda hiç yiyecek bir şey var mıdır diye sordu. Eve falan kimse sizin için biraz süt hediye göndermiş, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Ebu Hüreyre, git, Eshab-ı Soffa'yı çağır, buyurdu. Eshab-ı Soffa, malı, çoluk çocuğu olmayan sahabiler idi. Mescitte kalırlar ve Eshab-ı Kiram onlara bakardı. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye gelince ondan hem kendisi yer hem de Eshab-ı Soffa'ya verirdi. Sadaka gelince kendisi yemez, onun tamamını Eshab-ı Soffa'ya verirdi. Ben kendi kendime, o sütten önce biraz içseydim, sonra Eshab-ı Soffa'yı çağırsaydım. Çünkü onlar gelirse, bana bir kase sütten ne kalacak, diye düşündüm. Sonra Eshab-ı Soffa'yı çağırdım. Hepsi gelip, Resulullah'ın huzuruna oturdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Ebu Hüreyre, süt kasesini al, bana ver, buyurdu. Sonra tekrar bana geri verdi. Bunu herkese ver, hepsi içsinler, buyurdu. Eshab-ı Soffa'nın hepsi tek tek o kaseden süt içtiler. Ben ve Resulullah henüz içmemiştik. Resulullah süt kasesini elimden mübarek eline alıp yine bana geri verdi ve iç, buyurdu. Sütten bir miktar içtim. Yine iç, buyurdu. İçtim. Bir daha iç, buyurdu. Tekrar içtim. Dördüncü defa iç, buyurdu. Ya Resulallah, artık içmeye mecalim kalmadı. İyice doydum, dedim. Elimden süt kasesini alıp, kalan sütü de kendileri içtiler. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta önemli bir liman kenti olan Limasol'dan sesleniyorum. Limasol'da Ankara Caddesi'nin hemen yanından bir dere geçiyor. O derenin kenarında da bir cami var. Arkamda gördüğünüz cami. Köprülü Camii. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii. Ne hikmetse kitaplara İbrahim Oğlu Camii gibi de geçen ibareler var. Ama ben bunun Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii olduğunu biliyorum. Dolayısıyla böyle kitaplarda oğlu şeklinde bir ibareye rastlarsanız adında o değil. Bu cami gördüğünüz gibi minareli, güzel, haziresi var, haziresinde kabirleri var. Biz size caminin yanında hem Köprülü sülalesiyle ilgili hem Köprülü İbrahim Ağa'nın başarılarıyla ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Camiyi de inşallah anlatacağız. Burası tam trafiğin su gibi aktığı bir yer. Harıları iki taraflı trafik çalışıyor. O yüzden de hem ses iletişimi yönünden
hem de trafiğin tehlikesi yönden burada fazla kalmak istemedik. Gidelim caminin önüne, orada rahat rahat anıtımızı yapalım efendim. Köprülü İbrahim Ağa'nın yaptırdığı caminin son cemaat yerindeyiz. Avlusu biraz ön taraftan küçük kalmış. Herhalde yol geçerken olmuştur böyle bir şey. Sağ tarafta haziresi var. Orada da Köprülü sülalesinden hem İbrahim Ağa'nın olduğunu zannettiğimiz büyükçe bir kabir var. Bir de Süleyman Paşa, merhum ve mağfur Süleyman Paşa yazan bir kabir var. Bu Süleyman Paşa bizim Limasol'daki Ulu Cami'de, Cami-i Kebir'in haziresinde anlattığımız Karabağ'ı Süleyman Paşa devrinde değil. Bu daha sonraki bir dönemde burada yaşamış. Osmanlı'nın görevli olarak gelmiş ve burada vefat etmiş. Şimdi bu camiyi yaptıran İbrahim Ağa camide kalmamış. Etrafına bunu mutlaka bir medrese gibi bir şey de yaptırdı. Onu mutlaka diyorum ama yanından bir dere geçiyor. Yukarıdan dağlardan geliyor dere ve yağmur yağdığında da bayağı bir su akıyor. Köprü kesme taştan ve derenin etrafı epeyce müddet devam eden kesme taştan yapılmış direnajlı iki taraf. Direnaj duvarları var. Bunun da İbrahim Ağa tarafından yaptırıldığını kuvvetle zannediyorum. Hayırsever bir insandı. Çok güzel bir minaresi var. Limasol'da Osmanlı zamanında temelden yaptırılarak çıkan tek cami. Diğerleri bir katedralin üzerine yapılmıştır. İşte başka bir şey varken onun üzerine yapılmıştır. Şapele yapılmıştır. O bu. Ama Limasol'daki yapılan ilk cami, temelden yapılan bu. Ama ilk cami derseniz Limasol Kalesi'ndeki Hasan Ağa Mescididir. O ilk namaz kılınan yerdir. Köprülü sülalesindendir. Bu sülale çok bereketli bir sülaleydi efendim. 4. Mehmet Han zamanında Köprülü Mehmet Paşa Enderun'da çok iyi eğitim almış. Fakat biraz kafasını dikine giden bir insan efendim. Güçlü, zeki, iyi idareci ama kafasının dikine gidiyor. Bu da bir şey yani eksiklik, 90'lık devlet adamı yumuşak olur. Herkese karşı. Bunda o yok. Kafası kızdı mıydı? Tamam ben gidiyorum diyor. Ne yapacaksınız? Öldürecek misin? Gidiyorum gibi. Şimdi bu Köprülü Mehmet Paşa 1656'larda saraydan davet alıyor. 4. Mehmet Han küçük yaşta padişah oldu. Babası vefat edince. Efendim, devleti idare edecek 1652'den 1656'ya kadar 4 senede 10 tane sadrazam başbakan değişmiş. Fakat işler bir türlü yerine oturamamış. Gittikçe de bozuluyor. Valide Sultan araya giriyor. Tabi Valide Sultanlar devleti idaresine karışmazlar ama ortada yaşı çocuk denecek durumda olan bir padişah olursa Valide Sultan da vatanını, milletini, dinini, imanını severse elbette ki karışır. Köprülüyü çağırttırıyor. O da çiftçilikle uğraşıyor Vezir Köprü'de efendim. Samsun Vezir Köprü'de. Geliyor diyor ki böyle böyle vaziyet kötü. Devlette büyük bir bozulma var. Bunu paşa sen düzeltirsin. Valide Sultan'a şartlı görevi kabul ediyor efendim. Şart koşuyor. Osmanlı Devleti'nde 600 senelik Osmanlı Devleti'nde şart koşarak sadrazam olan ilk ve son kişidir. Şart koşarak. Ben tamam düzeltecek tedbirleri alırım ve devletin lehine çalışırım. Kendime de çalışmam ama bana kimse karışmayacak. Peki söz alıyor ve devlette kısa sürede bir düzelme yaşanıyor. Tabii Merzifon'da iki oğlu vardı. Fazıl Ahmet Paşa ve Fazıl Mustafa Paşa oldular sonradan. Onları getiriyor. Merzifonlu Mustafa Paşa yetim bir çocuk oğullarıyla Mustafa'yla emsal onu da getiriyor. İstanbul'da onlara güzel bir eğitim aldırıyor kendisi sadrazamlığa devam ederken ve 28 yaşında olan oğlu Fazıl Ahmet Paşa
Fazıl Ahmet Paşa Osmanlı tarihinin en geç sadrazam oluyor. 28 yaşında. 30'u bulmuyor yaşı. Başbakan oluyor. Böyle bir sülale. Girit'in alınmasını sağlayan bu Fazıl Ahmet Paşa'dır. Sonra kardeşi Fazıl Mustafa Paşa ise adı Mustafa'ydı. Fakat halk onun faziletli bir insan olmasından dolayı Fazıl Mustafa Paşa dedi ona. O da bir harpte şehit oldu. Cenazesini ne dost bulabildi ne düşman bulabildi. İşte buradaki bu camiyi yaptıran İbrahim Ağa böyle bir sülaleye mensup birisidir. Peki bu ne yapmış? Oo, bu çok şey yapmış. Napolyon malum Fransa'nın tek hakimi olarak Avrupa'nın ve Asya'nın hakimi olmaya niyetlendi. Fransa'da İmparator Napolyon Bonaparte iyi Mısır'a geldi. İngiltere'den gizleyerek donanmayı hazırlattı ve Mısır'a çıkarma yaptı. Mısır o zamanlar Osmanlı toprağı ve bir Müslüman ülkesi. Gelen ise Napolyon, bir Hristiyan, bir Katolik. Tabii halk bunu kabullenmek istemedi. Halkı kandırmak için Müslümanca yazılmış beyannameler dağıttı binlerce Kahire'de ve İskenderiye'de. Yani ben de Müslüman oldum dercesine beyannameler hazırlattı. Halk dediler ki ya hakikaten Fransız şey Napolyon imparatoru madem Müslüman olmuş sesimizi çıkarmayalım. Oradan dönüp Orta Doğu'ya gelerek efendim Akya'da Osmanlı ordusunun karşısına çıktı. Akya'da kim vardı Osmanlı ordusunun başında? Kölelikten gelen Cezar Ahmet Paşa. Cezar deve kasabı demek efendim. Ahmet Paşa 80 küsür yaşında. Napolyon ise gencecik, tığ gibi bir delikanlı. Cezar Ahmet Paşa ona tüysüz diyordu. Tüysüz genç. Yani daha sakalları çıkmamış genç anlamına. Hakir görüyordu, aşağı görüyordu. Ve Akke'yi çevirdi, muhasara etti. İşte bu muhasara esnasında o Cezar Ahmet Paşa'nın yanındaki komutanlardan birisi de bu İbrahim Ağa'ydı. Köprülü İbrahim Ağa'ydı. Ve hakikaten Napolyon'un orada şansı döndü, bahtı döndü, perişan oldu efendim. Neler teklif etmedi Cezar Ahmet Paşa'ya? Şu Akke Kalesi'ni ver, seni istediğin rütbede yanında tutacağım diye. Hadi oradan dedi ya. Biz bir tüysüz olana mı kaldık yani? Ondan mı yardım bekleyeceğiz? Akke Kalesi'nin surlarını toplarla yıktılar. Her tarafı dümdüz oldu. Asker girebilir. Giremedi askerler efendim. Ve Napolyon baktı ki iş pahalıya mal olacak. Döndü. 1799'da 1800 yılını görmeden çok acı bir mağlubiyeti Osmanlı'nın kölelikten gelmiş olan 80 küsür yaşındaki bir ihtiyar kumandanından tokat gibi bir mağlubiyet aldı. Ve bu Cezar Ahmet Paşa o kadar adaletli davranıyordu ki Napolyon'dan esir alınan Fransız askerlerin hepsini hiçbir fidye almadan, kurtuluş akçesi almadan serbest bıraktı. Gidin dedi. Hadi gidin ordunuza katılın. Gitmediler efendim. Bugün Akya'da halen bir Fransız nüfus vardır. İşte o savaştan beri, 1800'lü yıllardan beri orada kalmış sanatını icra eden Fransız ailelerdir. Napolyon mu ne yaptı? Cezar Ahmet Paşa'nın önden kaçarken daha hızlı kaçmak için ordusundaki askerlerden 5000 kişiyi zehirle iğneyle öldürttürdü efendim. İyi ki Akya'da esir alınan çocuklar aman imparatora yetişelim ayrılmayalım dememişler. Deseler de onlar da zehirlenip öldürüleceklerdi belki. Yaralıları hızlı kaçabilelim diye öldürtmüştür. Tarihte böyle komutanlar nadirdir efendim. Bir veya iki tane yazar tarih. Birisi Napolyon'dur. Tamam İbrahim Ağa bu iş İbrahim Ağa işte. Buraya güzel bir hayır hasenat yapmış. Son cemaat yerinde iki tane köşelerde lepaye var. İki tane de burada sütun var. Bunlar
taştan yapılmış şeylerdir. Kesme taştan yapılmıştır. Üzeri de ahşap merteklerle örtülüdür. Burada bir kitabe vardı. Onu sizlere göstermek istiyorum. Aslında iki kitabe vardı da biri kalmış. Diğeri yazılıyor efendim. O kesin. Kırılmış. O yazılıyor. O da yerine konacak. Ben şimdi burada kalmış olan kitabenin de bir ucunda kırık var. Demek ki restorasyonda dikkat etmediler. Ne yaptılar? Tabii kitabenin yeri de bu demir camlı olan pencerenin yanı değil. Bu kitabenin yeri şu kapının üstü olması lazımdı. Ama orada bir üst kitabe daha var diyor kitaplarda. Demek ki bu kitabe yanda da olabilir. Sağ yanda veya sol yanda. Bu inşa kitabesi. Yani bu yapıyı kim yaptırdı? Onu manzum olarak anlatmışlar. Müsaade ederseniz teberrüken onu okuyayım. Barekallah. Cami-i Rana Bedi'ün Nizam oldu mescit. Mabedi meşhut ve illa secdegahı müminin ve muhiti feyzi ilahi. Köprülü Elhac İbrahim Ağa himmet kıldı. O sağdaki kitabe 5 satırlık 2 bölüm halinde. Sağdaki bölümün yukarıdan aşağıya efendim 4. yerinin efendim hatta 3. satırında görünüyor efendim. İbrahim Ağa yazısı görünüyor. Köprüsünü göremiyorum, orada bir tahrip olmuş. Dolayısıyla bu caminin inşa kitabesi olduğu kesin. İnşallah onu tamir ederken daha düzgün bir hale getirirler. Himmet kılıp eyledi bu resmi civarı rahmet ve gafletine, bu gafletine olmayacak, gufretine olacak. Kitap öyle şey etmiş, onu da düzelteyim. Hiç olmazsa kitabı yazanlar da dikkat etsinler. Müstağrak edip, yani hani ganimete boğmak var ya efendim, müstağrak etmek. Eylemişti şanını meşkura, geldi ve şurada erişti. Meyve darına ve bahtın kıldı İbrahim'e lebeyk Allahü Teala. Şimdi burada bir kitabe daha vardı. O kitabe yazılıyor, hazırlanıyor. Onun için de ben o kitabeyi şimdi sizlere, burada bende yazılı metin var. Kitaplara da geçmiş bu. İnşallah yerine konduğunda o metinde ileride birileri gelip çekerlerse bizden sonra, biz bir daha herhalde nasip olmaz gelemeyiz. Bunları kitaplardan alıp koyarlar. Caminin içerisinde minberi de, mihrabı da güzel restoreden geçmiş ama eşyalar bir yerlerde toplu. Biz size yine minber ve mihrabı ve caminin içini, tavanını orada bir şöyle bir görüntüsünü hiç olmazsa seyrettirmek istiyoruz. Caminin içi inşaat halinde ve restorasyon devam ettiği için bizim gidip de orada kamera karşısında bunları anlatmamız yasal olarak da uygun değil. Kaza falan olma ihtimali olduğu için de zaten sağlık yönünden de uygun değil. Biz Limasol'daki İbrahim Ağa, Köprülü İbrahim Ağa'nın camini anlatmak suretiyle bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra daha başka yerlerde, daha başka eserlerin önünde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.